Herkese merhabalar. LGS'ye son 109 gün gerçekten değerli bir süre. Bunun farkındasınız biliyoruz arkadaşlar. Hiç korkmayın. İnşallah çok güzel sonuçlar sizleri bekliyor. Günün sözüne baktığımızda Thomas Watson diyor ki: "Başarı küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisine duran şeydir. Evet şu anda hatalarımız çıkıyor. Evet bazen moralimiz bozuluyor. Başarısızlıklar oluyor ve diyoruz ki ya bu iş olmayacak herhalde. Ben vazgeçeyim şu Türkçeden, vazgeçeyim şu matematikten, fenden dediğimiz anlar olabiliyor. Ya da İngilizceden fark etmez. Ama onların biraz ötesinde bizi başarı bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz. Hatalarımızdan ders alacağız ve inşallah çok güzel sonuçlara ulaşacağız. Günün yorumuna baktığımızda Eren Taşkın diyor ki hocam Eksiklerimiz nasıl kapatılır? Ve sözel mantık muhakeme yeni nesil soruları çözemiyorum yardım edin. Bunlar eleyici Türkçe demiş. Hocam matematik yeni nesil soruları nasıl çözebilir demiş. Esasında Eren'in sorduğu soru LGS'nin temelini oluşturuyor. Gerçekten de LGS'de bunu sizlere söylemiş hatırlarsanız 2019'dan 2020'ye geçerken Türkçe netlerinin azaldığını göstermiştik. Matematiğin zaten zorlayıcı olduğunu biliyoruz. Matematikle alakalı tabii ki Milli Bakanı sorularda biraz değişiklik olabilir dedi ama bizler her zaman için hazırlıklı olmalıyız. Çünkü sınav her zaman eleyici oluyor. Yani her sene diyorlar ki böyle birazcık kolay olabilir, bir şeyler olabilir gibi cümleler geliyor. Biz de o yüzden motivasyonumuzu artırıyoruz. Ama sınav kolay bile olsa sınav anında biz heyecanla, gayretle sorular bize bir tık zor gelebileceği için biz her zaman hazırlıklı olmalıyız. Yenisi sorulara da hazırlıklı olmalıyız. Güzel sorulara da hazırlıklı olmalıyız. Şimdi... Yani zor sorularda hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bakın sınavdan çıktıktan sonra şunu diyeceksiniz. Ya bu sene yine zor sordular. Ya niye kolay dediler? Ama diyebilirsiniz. Bunu dememek için Kendinizi şimdiden iyi çalışmaya hazırlayın. Bu bir. Peki Türkçe'de nasıl çalışacağız? Matematikte nasıl çalışacağız? Birincisi arkadaşlar Türkçe için de diğer dersler için de matematik için de en önemli başarı unsuru esasında okumak ve kitap okumak. Yani kitap okumak dediğimizde tabii ki siz herhangi bir kitap okuduğunuzda sizin sadece Türkçe kelime dağarcığınızın gelişmediğini, aynı zamanda dikkat yeteneğinizin, odaklanma yeteneğinizin geliştiğini de söylemiştik. Çünkü yeni nesil yani Z kuşağı hep ekran karşısında. Akşama kadar Fortnite, Brawl Stars, oyun, YouTube ya bir türlü Kitaba odaklanmakta sıkıntı yaşıyoruz biz. Çünkü hep böyle ekranı fut fut, ekranlar hızlı hızlı değiştiği için sürekli güzel görüntüler, arabalar, evler, oyuncaklar falan beynimiz bir türlü belli şeylere böyle sabit şeylere odaklanmakta sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla okuduğumuzu anlayamayabiliyoruz. Yorum gücümüzü azaltabiliyoruz. Bunu önlemenin en önemli yolu tabii ki de bol bol kitap okumak. Kitap okumak da tabii ki belli yerlerde bize yetmeyebiliyor. Bizim daha fazlasını yapmamız gerekebilir. Onunla birazdan zaten günün kaynağında göstereceğim. Yani özel bir yöntem var temel orta zor sorularla matematiği halletmek, süre kullanımıyla ve soru çözümlerini izleyerek de Türkçe halletmek. Hatta onu da şöyle göstereyim. Bakın burada hızlanma e, kampımız başladı biliyorsunuz. Hızlanma setimiz, hızlanma kampımız başlıyor Mart ayında. Hızlanma setimizi almanızı tavsiye ediyoruz. Bakın mesela Türkçe'de göstereyim şöyle. Şimdi kitap okumayı söyledik zaten. Bu bir. ikisi için geçerli. Ama Türkçe'de bu kitap olur, bu set olur, başka şey olur. Fark etmez. Ama bunu söylemek zorundayım. Bunlar da biz sizlerin başarılı olması için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Diyoruz ki öğrencilerin başarılı olması için ders çalışması lazım. Ders çalışması için ders dinlemesi lazım. O zaman hadi bakalım video atalım diyoruz. Video attıktan sonra bu öğrencinin soru çözmesi lazım. O zaman gece gündüz düşünüp LGS'de çıkan sorulara bakarak sizler için güzel kaynaklar hazırlamaya çalışıyoruz. Bakın burada ilk başta en önemli şey bu uzun sözel mantık ya da, da e, muhakeme dayalı sorularda ilk başta yaptığınız hataların çözümünü mutlaka dinlemelisiniz hocalar. Hoca ne anlatmış? Bunun yöntemi neymiş? Ben nerede takıldım demelisiniz bir. Ve burada sizler için süre yöntemi uyguladık. Bakın tek tek süreyle gidiyor. Mesela diyelim ki 12'li işte 11 dakikalı, 10 dakikalı, 8 dakikalı sorular arttıkça sürelerde değişiyor. Ve hatta 12'li denedir. Bak 24 dakikada çözülenler var. 23 dakikada çözülenler var. 22 dakikada çözülenler var. Ve değişiyor 20 dakikada çözülenler var sürekli olarak denemeli 18 dakikada çözülenler var 16 dakikada süre yönetiminizi ölçüyorsunuz ki hızlanmanız lazım. Bunu bu kitapta sağlıyoruz. Peki hocam bende bu kitap yok ya da işte Tonguç mağazadan ya da Kırtasiye'den almak istemiyorum olabilir. O durumda bol bol doğru düzgün yeni nesil sorular çözüp soruların çözümünü öğrenip kitap okumanız gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii ki bu tarz e, kitaplarımızdan faydalanırsanız sizin için daha fayda olur diye söylüyoruz. Matematiğe geldiğimizde matematikte biz öğrencilerin yeni nesil sorularda zorlandığını gördük. Yani öğrencinin önüne böyle bir soru geldiğinde Allah'ım ya Rabbim bu nasıl soru diyor yapamıyor. Çünkü 4-5 tane aşama var. Ya anlıyorsun soruyu ama bit 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 bir yerde hata yapıyorsun. O zaman bu aşamaları sizler için biz yeni nesil problem bankası ki bu hızlanma setimizin içerisinde yine var. Bu da o matematik ve Türkçe önemli olduğu için. Bak sorusu da zaten matematik ve Türkçe ile alakalı. Dedik ki Önce iki işlemli. Sonra ortada üç işlemli. Yani üç tane aşamalı. Sonra zora geçsin. Altı yedi işlemliye geçsin. Çünkü bir anda bunu geçerse, bir anda bunu yapmaya çalışırsa, bir anda bu zor soru yapmaya çalışırsa öğrenci diyor ki ya ben yapamıyorum vazgeçiyorum diyor. O yüzden aşama aşama ilerlemenizi istedik ve her bir sorunun çözümüne koyduk. Dolayısıyla bir çalışmanız gerekiyor. matematik ve Türkçe halletmeniz için bir çalışmanız gerekiyor. İki bol bol kitap okumanız gerekiyor. Hocam ben kitap okumaktan sıkılabiliyorum soru çözmek istiyorum. O zaman bu tarz kaynaklar yani bizim Birazdan size göstereceğimiz kaynaklardan ya da kendi elinize varsa diğer kaynaklardan sıkı sıkıya çalışmanız gerekiyor. Tabii ki de en önemlisi vazgeçmemeniz gerekiyor Eren'cim. Hızlanma seti şimdi reklam olmuş gibi oluyor ama günün kaynağı önemli. Biz bu kayna kendi kaynaklarımızı size sunmamızın sebebi bunlar için gece gündüz uğraşıyoruz arkadaşlar. Bunları size uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hepsinin içerisine hem matematikle alakalı hem Türkçe ile alakalı olabildiğince en kaliteli soruları hazırlamaya çalışıyoruz sınavda soru yakalamak için. Çünkü her sene bize esasında birçok soruyu bakın benzerini sorduk diyebiliyoruz öğrencilere ve tabii deneme de koyduk bu setimizin içine hızlanma denemeleri. Bu da yine sizin deneme çözerek sonuçta sınavda size bir deneme yapacaklar öyle değil mi? Yani LGS'ye girdiğinizde merhaba, hoş geldin İbrahim, hoş geldin Ahmet, hoş geldin Merve demeyecekler. Size bir deneme verecekler ve bu denemedeki soruları çözmeniz gerekecek. O yüzden biz de size olabilecek en kaliteli denemeleri hazırlamaya çalışıyoruz. Bu arada denemelerle alakalı çok güzel bir sürprizimiz var. Sizlere çok güzel bir desteğimiz daha olacak. Onu da unutmadan burada müjdeyi çaktırmadan vermiş olayım. Günlük okuluna baktığımızda ha bu hızlanma setini arkadaşlar, bir anda heyecanlandım ben de hızlanma setini i butonuna tıklayarak Tonguç mağazadan ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda Tonguç kırtasiyelerinden de ulaşabilirsiniz. Orada Tonguç satış noktalarında sizleri onlar bekliyor. Bol bol soru çözerek kazanacaksınız arkadaşlar. İnşallah sizler bu soruları çözdüğünüzde, bu paragraf doğruları yaptığınızda çok güzel başarılar, çok güzel mutluluklar sizleri bekliyor. Yani sizin kazanacağınız bu güzel liseler, Osman Gazi Fen Lisesi çok değerli. Sizin kazanacağınız Anadolu İmatip Liseleri, işte ee, ...sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri çok değerli. Oradaki hocalar, oradaki öğrencilerle beraber çok güzel başarılar sizleri bekliyor. Yeter ki vazgeçmeden çalışın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik... ...bu meslekler sonrası elde edeceğiniz gelirden, maddi mutluluktan daha önemlisi ne biliyor musunuz? Bir öğretmen olduğunuzda bakın ben şimdi bir öğretmenim, öğretmen olmuşum derslerime çalışıp... ...sizlere yardımcı oluyorum. Bak ne kadar büyük bir mutluluk. Bir doktor... Korona ile mücadele ediyor, hastalıklarla mücadele ediyor, insanları iyileştirmeye çalışıyor. Ne kadar büyük bir mutluluk. Bir avukat, bir mühendis gerçekten çalışıp güzel şeyler yapmak güzel şey arkadaşlar. insanlara yardımcı olmak güzel şeyler. O yüzden biz de sıkı sıkı çalışacağız. İki saat çalışıyorsak 3'e çıkaracağız. 3 saat çalışıyorsak dörde çıkaracağız. Daha gayretli bir şekilde bu son 109 günü daha doğrusu son 100 gün diyelim. Bayram, seyran bazı günler dinleneceğiz. Son 100 günü çok iyi değerlendirelim ve hayallerimize kavuşalım inşallah. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.